Ali Ezzet Begoviç'i andık, o yarım kalmasın. Şöyle bir şey söylüyor, diyor ki yani Müslümanların sürekli artan nüfusuyla övünmeleri bana sürekli artan kilolarıyla övünen şişman bir adamı hatırlatıyor diyor. Harika. Bizim diyor ilme, düşünceye, edebiyata, sanata, insani değerlere katkımız nerede? Dolayısıyla yani bütün dünya Müslüman olsa sevinmez miyiz? Tabii ki çok mutlu oluruz. Ama eğer ki gerçek anlamda Allah'ın razı olacağı, hoşnut olacağı bir Müslümanlık olacaksa, bir İslam hakim olacaksa insan ancak buna sevinebilir. Neden öbür türlüsüne sevinemeyiz? Hemen bir istatistik daha paylaşayım müsaadenizle. 1948 yılından 2007 yılına kadar hocam, Almanya'da Bremen Üniversitesi ve Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma. İsrail'in kuruluşu esas alınıyor burada. 1948'den 2007 yılına kadar. 11 milyon Müslüman çatışmalar sonucu katledilerek öldürülmüş. Ve buna işte İsrail Savaşı, Bosna Savaşı da dahil. Öldürülmüş, katledilerek. Şimdi Yani yabancılar tarafından, gayrimüslimler tarafından değil mı? hocam. Değil. Asıl işte işin acı kısmı orası. 11 milyon Müslümanın her ölen 10 Müslümandan 9 yine Müslümanlar tarafından öldürülmüş. Asıl Yani söylenmesi niye o gereken. savaşlar dahil dedim? Çünkü o savaşlarda işte mesela İsrail Savaşı'nda diyelim Yahudiler tarafından öldürülüyor. Bosna'da Anladım. Sırplar tarafından öldürülüyor. Anladım. Bunlar da dahil olmasına rağmen her ölen 100 Müslümandan 90'ı 90 yine mı? Müslümanlar tarafından öldürülmüş. Şimdi böyle bir din, Allah'ın bize vahyettiği, Resulullah'ın bize miras bıraktığı bir din olabilir mi? Bugün mesela Suriye'de, Yemen'de mezhep çatışmaları. Sünniler, Şiiler arasındaki çatışmalar. Irak'ta, Şimdi Irak'ta, Afganistan'da, Afganistan'da. Pakistan'da. Sünni, Şii'ye soruyor. Müslüman mısın? Sünni misin, Şii misin diye. Şii'yim derse kafasına sıkıyor. Şii, Sünni'ye soruyor. Aynı soruyu. Sünni'yim derse onun kafasına sıkıyor. İşte DAEŞ örneği. Boko Haram'dır, Taliban'dır, El-Kaide'dir bir dönem. Yani İslam dendiği zaman bugün gelişmiş ülkelerde, Batı dünyasında, okur yazar insanlarda, entelektüel kesimde İslam dendiği zaman oluşan imaj nedir ve bu imajın oluşmasının sebebi kimdir? Bu imajın oluşmasının sebebi biziz, Müslümanlar. Yani biz istediğimiz kadar komplo teorileri kuralım. Tabii ki dış güçler, işte diyelim ki Katolik Kilisesidir, odur budur, bir takım projeler yürütüyordur. Ama şunu düşünmek lazım. Mesela Kur'an Müslümanlığı diye bir proje veya Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık diyen insanlar, biraz ellerini vicdanlarına koysalar, biraz akıllarını işletseler, eğer ki gerçekten bu dış güçlerin projesi ise, yani el insaf, dış güçler Kur'an İslam'ının ortaya koyduğu barışçı, akılcı, bütünleştirici, birleştirici bir dini mi proje edinirler? Yoksa az önce örneğini verdiğimiz örgütlerde olduğu gibi veya ülkemizde bir takım geleneksel camiaların insanları anlatıp da az önce örneğini verdiğimiz konularda söylemlerde bulunduğu bir din mi onlar için projedir? Yani bunlar insanlara İslam'ı sevdirmek mi istiyorlar? İslam'ı uzaklaştırmak mı istiyorlar bu dış güçler kimse eğer? Biraz aklını kullanan, yani ortalama zekaya sahip olan, biraz vicdan sahibi bir Bu insan sorunun düşündüğü zaman cevabını bilir. çok net bir şey bu. Eğer ki Evet. bir proje söz konusuysa, yani buradaki sorun onların diyelim ki bize iftira ettiği gibi bizim onlara iftira etmiyor olmamız mı? Buradaki sorun onlar bize sapık, müşrik, şudur, kafir diyorken biz onlara sapık, müşrik, kafir demiyor olmamız mı? Yani iftirayı atan haklı mı olmak durumunda? Biz de o zaman mesela bulunduğumuz yerden diyelim. Adam diyor ki mesela bu Kur'an İslam'ı İngilizlerin projesidir diyor. Peki İngilizler Kur'an İslam'ı projesi mi yapmışlar? evet. O zaman Lord Gladstone'un bundan yüz küsür sene evvel avam kamerasında eline Kur'an'ı alıp da Müslümanları bu kitaptan uzaklaştırmalıyız demesini nereye Ya koymalı? da Pakistan'daki birçok ehli Kur'an Müslümana yapılan İngilizler tarafından söyler. Aynen Yani bunlar İngilizlerin önemli. Evet, şimdi. sürgünlerine Ebu'l Kelam Azad bir ehli Kur'an'dı Pakistan'da. İngilizlerin o zata yaptığı zulmü nereye koyalım? Ve daha birçokları. Aynı şekilde Afgani'yi, İngilizlerin fellik fellik kovalamasını ve yakaladıkları yerde öldürmekle tehdit etmelerini ve çıkardıkları dergiye abone olana bir efendim yığın para cezası kesmelerini nereye koyalım? Yani
ya bunlar hiç sopa yememişler ya sayı saymayı bilmiyorlar. Hocam, yani bu, iftira ediyorlar da iftiraları da dürüst değil. Dürüst değil, evet. Yani dediğim gibi hocam, buradan kardeşlerimize tekrar seslenelim. Şunun altını çizelim. Yani düşünmek lazım. Eğer ki gerçekten İslam'ı bozmak üzere bir proje olacaksa, ya bu Kur'an kullanılarak yapılabilir mi? Bu adamlar bizden daha iyi biliyorlar Kur'an'ı. Evet. Eğer ki bu adamlar Kur'an'ı bizden daha iyi biliyor olmasalar, zaten herkese Kur'an okutmak için seferber olurlardı. Eğer ki Kur'an gerçekten insan aklına, tabiatına aykırı bir kitap olsa. Ama bunların öne sürdüğü din, Kur'an dışında bir din. Çünkü insanlar Kur'an okumamayı amir bir din. Çünkü Kur'an dışındaki din insanları İslam'dan tiksindirecek, İslam'dan uzaklaştıracak, İslam'dan soğutacak. Ve aptallaştıracak. Aptallaştıracak. Evet. Peki o zaman eğer ki dediğimiz gibi bir proje olacaksa, işte oryantalistlerin projesi, İngilizlerin projesi, dış güçlerin projesi, neyse bu artık komplo teorileri diyelim. O Kur'ansız bir İslam olmalı. Yani bu Kur'ansız bir İslam olmalı ki o adamların İşine yarasın bu İslam. Zira Kur'ansız İslam akıl istemiyor. İstemiyor, evet. Akıl istemeyen Müslümanı çok seviyor İngiliz. Akıl istemeyen Müslümanı çok seviyor dış güçler. Zira aklı olan Müslümanı kullanamazlar tepe tepe. Kullanışlı ahmaklar istiyorlar. Kullanışlı ahmak da Kur'ansız Müslümandan çıkar. Kur'an ehli Müslümandan kullanışlı ahmak çıkmaz ki. Mesela hocam, Arap devletlerinin durumuna bakalım. Şimdi Batı dünyasıyla, değil mi? Yani ciddi anlamda iyi geçinmeye çalışıyorlar birçok zengin Arap ülkesi. Neden? Çünkü Batı dünyası onlara şunu söylüyor. Siz petrolü çıkartın, bize de uygun fiyatla verin. Biz sizden petrol alacağız. Siz de ihtiyacınız olan her şeyi bizden alacaksınız. Dolayısıyla bir şey üretmenize gerek yok. Bilim üretmenize gerek yok. Teknoloji üretmenize gerek yok. Ya da sanayi üretmenize gerek yok. Bakın Müslüman devletlerin, Arap devletlerinin durumuna. Dediğim gibi yani üretim anlamında ne üretiyorlar. Belki 57 tane Müslüman devlet bir tane Batı devleti etmeyecek mesela. Bir tane Almanya'nın ekonomisi etmeyecek. Bir tane Almanya'nın üretimi etmeyecek. Peki, etmiyor zaten. Etmiyor zaten. Şu anda malumunuz yeni açıkladılar. Apple'ın 800 milyarı aşan bir değeri var. Piyasa değeri var. Türkiye'deki borsadaki 500 şirketin tamamı bunun dörtte biri etmiyor. Ha, buyurun. Hocam, bir böyle, bir de işin şu boyutu var. Mesela yine sadece 2005 yılında Harvard Üniversitesi'nin, Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde yayınlanan makale sayısının 17 Arap Devleti'nde yayınlanan makale sayısından fazla oldu. Ve 17 Arap Devleti'nin bütün üniversitelerinde yayınlanan makale sayısından. Tek bir üniversite ve 17 Arap Devleti'nin bütün üniversitelerinde yayınlanan makale sayısından fazla makale yayınlanmış sadece 2005 yılında. Ve makalelerin niteliği düşünülmeyince, bir de niteliğini karşılaştırırsanız, o açıdan zaten mukayese bile edilmez. Eyvallah. Şimdi dolayısıyla dediğiniz gibi ne oldu da bu kadar akla vurgu yapan, bilime teşvik eden, düşünceye teşvik eden, Allah'ın kainat ayetlerini, işte insan ayetini ve vahiy ayetlerini en güzel şekilde anlayıp idrak etmesi gereken Müslüman modeli, eyvallah, ne oldu da bugün ilimden, bilimden, düşünceden, akıldan, bir arada yaşama kültüründen, anlayıştan, hoşgörüden bu kadar uzaklaştı? Bunun cevabı aslında Kur'an-ı Kerim'de var. Zahmet edip az önce dediğiniz gibi baksalar Kur'an-ı Kerim'de ve de cevabı bizzat Peygamberimizin dilinden var. Doğrudur. Yani hadis diyorlarsa en sağlam hadis Kur'an ayeti. Kur'an'ın Furkan ifadesiyle. Furkan suresinde. Ahsenül hadis. Furkan suresinde 25. surenin 30. ayetinde Peygamberimizin ümmetinden şikayeti var. Eyvallah. Ahirette. Ve Peygamberimiz ümmetinden şikayet ederken